Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kaşımıza çizgi atarken nelere dikkat etmeliyiz? Evde veya herhangi bir yerde kaşımıza çizgi atarken hangi tarzda yapmalıyız? Size onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, daha önceki videolarımda attığım kaş nasıl çizik atılır veya çizik atarken nelere dikkat etmeliyiz tarzında birkaç videom daha var. İzlenmelerimiz çok iyi oldu fakat abone sayımız düşük. Sizden isteğim, eğer bu videoyu izliyorsanız alt taraftaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri de açarsanız daha sonra atacağımız videolardan haberdar olursunuz ve emin olun faydalı ve güzel videolar çekiyoruz. Sizden destek bekliyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim ve kaşımıza çizgi atarken nelere dikkat etmeliyiz onu göstereyim. Şimdi olarak kaşımıza çizgi atmaya başlayalım. İlk önce yeri belirleyelim. Yani bakın arkadaşlar, ben şu kısmı atmışım. Dik atmayı da seviyorlar fakat benim tercihim çoğunlukla yan oluyor. Bir tık bakın şu şekilde tam şuraya, şu yoğunluğun bittiği yer var ya, şu arada şuradan aşağı doğru eğilen kısmın tam eğim kısmına çizgiyi atıyorum. Şu şekilde, bu şekilde atıyorum. Tek sefer şansınız var. Bir kere de şu şekilde bastırıyorsunuz. Bir kere bastırıyorsunuz. Şöyle hafif bir kımıldattıktan sonra geri çekiyorsunuz. Ardından da arasını jiletle boşaltıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde hafif çizgiyi attım. Sadece makineyle atmak isteyenler de yine de belirgin bu şekilde yapabilir. Ardından arasını jiletle temizleyeceğim ve daha belirgin yapacağım. Makineyle attığımız kaşın arasında kalan ince kılları jilet yardımıyla temizliyoruz. Daha belirgin olması için şu şekilde yapalım. Bakın. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çizginin arasını belirginleştirdim. Yakından göstereyim size. Arasını jiletle temizledim. Arasını jiletle temizledikten sonra gerçekten belirgin bir kaş çizgi oldu. Ben bu şekilde seviyorum. Çıkma süresini de size söyleyeyim. Çünkü çok soruluyor, yorum kısımlarında çok belirtiliyor. Onu hiçbir videoda söylememiştim. Arkadaşlar, bu çizgi attıktan sonra yaklaşık 2 veya 3 hafta sonra diplerinden yavaş yavaş çıkmaya başlar. 1,5 ay 2 ay sonra da tamamen kaybolmuş olur. Yani çizik attıktan sonra komple kalır mı veya kalmaz mı diye merak etmenize gerek yok. Belirli bir süre sonra kaşlarınız yine aynı şekle gelecektir. Fazla veya az çıkmaz. Bunu da sormuşsunuz. Yani bu kestiğimiz yerde jilet değdiği için fazla çıkar mı diye. Fazla çıkmaz arkadaşlar. Aynı şekilde çıkacaktır. Kaşa çizik atma işlemimiz bu kadar. Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Faydalı bir video olmuştur inşallah. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Sizden dediğim gibi destek bekliyoruz. Bu videoyu izlediyseniz bunca emeğin karşılığında sadece alttaki abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açın. Emin olun diğer videolarımız da işinize yarayacaktır. Faydalı videolar çekiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.